Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe yok. Şu anda otobüslerde sosyal mesafe yok. Toplu taşımalarda çok büyük bir kalabalık var. Gerek otobüslerde gerekse tramvayda da inanılmaz derecede bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Vallahi çok güzel, çok güzel. Allah yani yönetenlerden razı olsun. 3 liraya 80 dakika içerisinde otobüsten inip tramvaya binebiliyorsun. Tramvaydan inip tekrardan ücretsiz başka bir otobüse binebiliyorsun. Yani mükemmel. Biz İstanbul'da da geçenlerde İstanbul'a gittim. 20 lira yükledim biletime. 20 dakika gitmedi. Kayseri'de 20 lira yüklediğin zaman kaç gün onunla hani otobüsten istediğin yere gidebiliyorsun, gelebiliyorsun. Allah razı olsun yani. Bu konuda Kayseri çok güzel bence. Bazı otobüsler ring sistemine geçmiş durumda. O yüzden mecburiyetten tramvaya biniyoruz. Kendi mahallemizin otobüsüne binsek daha iyi olur. Tramvaya da daha fazla kalabalık yapmayız. Ya yani böyle. Memnun. Ama değilim. Yani kalabalık konusunda memnun değilim. Maskesiz binenler de oluyor bazen. O yüzden yani önlemler kötü. Ben biraz memnun değilim çünkü ben mesela Gazi Osman'da oturuyorum. Zor geliyor bizim otobüsümüz. Çok bekliyoruz durakta. Tramvaya binmek zorunda kalıyoruz. İşte bu kadar yani, ne yapabilirim? Çünkü durakta çok bekliyoruz biz. Yani mesela yaşlılarımız oluyor. Mesela benim annemin dizleri ağrıyor. Saatlerce beklediğimi biliyorum. Güzel. Güzel yani. Evden fazla çıkan bir insan değilim ben. Güzel, beğeniyorum yani. Bir şey yok. Peki pandemide toplu taşıma ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Pandemide de güzeldi. Yani iyiydi. Bir şeyini görmedim. Beklediğim otobüs geliyor. Ya da tramvay geliyor. Zaten evimde tramvay güzergahı üstünde. Bir şey olmuyor. Toplu taşıma yer altından verselerdi daha iyi olurdu. Yani tramvayla sürekli bazen kaza yaptıkları için yer altından gitseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Başka bir şey ister miyiz toplu taşımayla ilgili? Herkes ayakta kalmasın, herkesin oturmasını isterdim. Yani mesafeli bir şekilde oturmasını isterdim. Ben İstanbulluyum. Kayseri toplu taşıma hakkında ücretler biraz fazla. Hani yeterli yetite olduğunu düşünüyorum. Yeterli yetite var ama ücretler biraz fazla olduğu için hani insanlar biraz zorlanıyor. Bir de hat seferler arası dakikalar biraz daha kısa olursa daha iyi olur yani. Peki neler önerirsiniz? Neler olmalı? Ya şimdi İstanbulluyum ben. İstanbul'a göre tabii Kayseri'nin yolları biraz daha geniş. Kayseri biraz daha güzel. Ulaşımı hızlı, sorun yok. Yani dediğim gibi hani önereceğimiz pek bir şey yok. Yani Kayseri şu an İstanbul'a göre çok daha iyi. Hani İstanbul'u baz alırsak İstanbul sıkıntılı. Ulaşım da sıkıntılı. Ücretler de biraz fazla tabii ki. Kayseri'nin ben şu anki durumunu beğeniyorum yani, sıkıntı yok. Sadece hatlar biraz daha, seferler biraz daha kısa olursa, bir de ücretleri biraz düşürürlerse sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani. Abi bence çok kalabalık ve hiç kimse maske takmıyor. Yani ben arada bindiğim için yani hiç kimse maske takmıyor bindiğimde de. Peki nasıl olsun isterdin toplu taşımada? Neler olsun isterdin? Mesela 30 kişi sınırı olmasın isterdim abi. Ondan sonra herkesin maske taksın ve yani mesafe olsun. Genel olarak şu anda iyi değil. Yani bana göre iyi değil. Yani sosyal mesafe diyorlar. Sosyal mesafe yok. Yani işin boyutu şu. Görünen kısmını gösteriyorlar. Görünmeyen kısmı zaten vatandaş kendi kendini gösteriyor. Söylüyor zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Akşam 5'ten sonra herkes bir otobüse binsin göreyim. Yani sosyal mesafe var diyenleri bir göreyim. Akşam 5'ten sonra, akşam 7'den sonra, sabahları özellikle. Yani işe giden insanlar var. Okula giden öğrenciler var. Şu an okul açıldı zaten şu anda. Sabahları zaten takviye otobüsler yetişmiyor. Ve şu pandemiden dolayı sosyal mesafe hiç yok. Sıfır. Yani başka bir şey de diyeceğim yok zaten. Ne kadar desek de faydasız. Peki önceden nasıldı? Ya önceden en azından hani şimdi önceliğe bakarsak şu pandeminin öncekine bir yoğunluk vardı ama şimdi şu pandemi, özelliğimiz pandemi, sosyal mesafe, maske takmak, doğru mu? Yani bu. Ama şu anda otobüslerde sosyal mesafe yok. Yani maske tamam, dezenfekte var ama sosyal mesafe olmayınca yapacak hiçbir şey kalmıyor. Yani günlük mesela bir mahalleye 5 tane otobüs kalkıyorsa yani 3 tane daha çıkarsa, sabahları artı takviyeli gelmiş olsa, yani bu şekilde olmuş olsa en azından otobüsler hınca hınç dolmaz. Toplu taşımalarda çok büyük bir kalabalık var. Gerçekten sıkışa gidiyoruz. Bu toplu taşımanın arttırılması lazım. Çünkü Covid nedeniyle bayağı bir sıkıntı oluyor. Toplu taşımada şöyle bir problem var.
haberlerden de gördüğümüz üzere inanılmaz bir yoğunluk var bu aralar. Okulların açılmasıyla beraber bir otobüs yetmemezliği gibi bir durum var. Genellikle iş çıkış saatleri ve okul saatlerinde inanılmaz derecede bir yoğunluk oluyor. Tabii ki de bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İkinci bir durumsa şöyle bir durum var. Gerek otobüslerde gerekse tramvayda da inanılmaz derecede bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Standartlara göre gereksiz bir yoğunluk var. Yani insanlar sürekli iç içe birbirlerinin üzerine çıkacak vaziyette otobüse falan biniyorlar. Ya bu da tabii ki de koronavirüs açısından inanılmaz derecede kötü bir durum. Sosyal mesafe denen bir kural söz konusu değil. Ya kesinlikle bir an önce bu duruma bir çözüm üretilmesi lazım. Genel olarak iyi ama şoförlerde biraz sıkıntımız var. Dolmuş şoförler olduk için biraz sıkıntı yaratıyor yani. Böyle kaba sabalar. Hepsi için söylemiyorum tabii. Bir kısmı. Onların böyle kabadayı gibi ya, öyle söyleyeyim. Elinde tespih, adam araba kullanıyor ama ne yazık ki bir yandan da telefona bakıyor. Öyle olunca insanlar birazcık şey yapıyor yani. Ama genel olarak iyi. Hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe yok. Çok rahatsız oluyoruz. Okula giderken, gelirken çok rahatsız oluyoruz. Peki nasıl olmasını isterdin? Ya biraz daha gelişmesi lazım. Vallahi toplu taşıma iyi. Şimdi biraz daha iyi. Otobüsler yeni şey olunca bu hastalıktan ötürü biraz sıkıntılıydı. Ama iyi genelde. Rayına oturuyor gitgide.